Yarım mıngırı yüzünden gene. Tabii tabii. 90. Yarım mıngırdan nasıl düştün Allah aşkına? 99. 99 sonlarıydı. Yok. Başları. Şubat ayı. 99'un başı. Şubat ayı. Şimdi biz, benim birkaç arkadaşım oldu bu arada. Yani benim bu şeyime merak ediyorlar benim bu yapımı. İşte nereye gidiyor, ne yapıyor derken baktılar ki çok farklı bir yapı. Balıklama atladılar. Böyle 5-6 kişilik bir grup olduk. Kız mı erkek mi? İşte, yok. Kız da var, erkek de var ama şey oldu böyle, yani sokaktan herhangi bir insan değil bunlar. İşte avukat var, doktor var. Bizim Nezif var mesela, profesör. Efendim. Yasıca'da da mı kalıyorsun, Urla'da mı gidip geliyorsun? Tekne var benim. Tamam da yani gece Yasıca'da da yatıyorsun. Gece kalıyoruz, demiriyoruz, kalıyoruz orada. Tekneye yatacak yer var. Büyük uzun süre var. Mi kalıyorsun? Ha? Uzun süre mi, birkaç gece mi? Eğer cuma akşamı gelebildiysek pazartesi sabah dönüyoruz. Anladım. Ha. Ama genellikle günübirlik. Çünkü doktorlar, şunlar bunlar falan fazla şey olamıyor. Evet. Yani ağırlıklı olarak günübirlik. Böyle günlerden biriydi gene. Ben daldım. Doğrudan dolayı oraya dalmıyorum. Belirli bir mesafe kat ettikten sonra oraya gidiyorum. 150 metrelik bir mesafe bu. Ben oraya doğru giderken karşıda bir ağacı vardı. Oralara ağ atıyor. Tabii de yapacak bir şey yok yani. Mıngırının üzerine mi atıyor? Yok. O bilmiyor aşağıda mıngır var mı yok mu bilmiyor. Adam normal olarak ağını atıyor. Ha, oraya mı atıyor? Mesela, senin mıngırının üstüne. Oraya doğru gidiyor yani. He. Ben tabii ihtimal vermedim. Yani tam o duvarın dibine ağın düşebileceği düşmedi zaten. O başka bir şeydi. Fakat başka bir şey oldu. Ağ yakın bir yere düşüyor. Oraya da bir mercan palazı ağa takılıyor. Bir kupesle mercan palazı. Seninki yarım yamalak gidiyor. Takılıyor ağa. Yani şey, ağdaki mıngri balığa gidiyor. He, mıngri. Anladım. Yakın görüyor çünkü. Dev bir kayanın altında. Mümkün olsa da sen oraya indirsen görsen yani. Boyu ne kadardı senin mıngrinin? Büyük müydü? Yaşlı mıydı? Yok, çok yaşlı değildi. Yani 1.20 falan, kalanı 1.20 falan vardı. Bayağı büyükmüş. Yani 1,5 kilo civarında, 4 kiloya yakın. Kalanı. Bayağı büyükmüş ya. Ama çok yaşlı değil yani. 8-9 yaşlarında, o kadar. Fazla değil. Mıngır uzun yaşar. Mıngır 100 yaşına kadar yaşar. 120-130 kilosuna kadar ben gördüm mıngırı. Tabii. Hadi ya. Tabii. Orkinos gibi. Tabii. Ne korkunç oluyor. Bu hayvan ağa takılmış hazır balığı oradan almaya gidiyor, yakalanıyor. Ben aşağı indim, baktım yok. Ben o sahneyi görmedim yalnız. O kadar görüş açım müsait değildi benim. Altına girdim falan. İçim daralıyor. Göremiyorum. Çıkayım dedim. Oraya baktım, hemen 50 metre ileride mıngırıyı almış, vuruyor. Çekmiş mıngırıyı. Elinde sopa, vuruyor. Lan dur mur falan. O da şaştı, korktu. Şimdi denizden biri bağırıyor. Normal şeyler değil ki bunlar yani. Niye dur diyeyim ben sonra? Mıngırı dövmeye. Benim onunla ilişkimi nereden bilecek adam, haklı. İsim takmış mıydın mıngırıya? Yok. Arkadaş. Lan dur. Ben anladım. 30-40 metrelik mesafe yani. Dur git deyinceye kadar mıngırı öldü. Mercanımı yedi falan deyip duruyor. Onun da derdi başka tarafı. Ben işaret ettim. Bir dakika dedim, ben geliyorum. Sen kimsin dedi falan. Neyse yüce yüce gittim ben de. Dedim mıngırı ölü mü çıktı? Yok dedi, ben öldürdüm. Niye? Mercanımı yedi. Dedim verir misin bana mıngırıyı? Niye verecek bizim sana dedi. Ulan ne olur ki? Adamı hasta etme. Şu mıngırıyı ver bana. Bu para etmez, bir şey etmez. Bunu satamazsın sen. Ver şunu bana. Yok, vermem. Anladım. Şöyle bir iki postalık bir ağ daha var denizde. Ağın belirli bir yerinden sonra devam edecek ağ çekmeye. Hesap ettim ben şimdi, yüzeyce kayaya kadar gitsem uzun mesafe. 500 metre civarında yani yüzmem lazım. Tekneye gitmem lazım. Tekneye gitsem havada yakalarım onu da. Ama o mesafede o çıkar gider, problem. Şimdi denizdeyim. Buradan müdahale edebilir miyim? Gencecik adam, 30-32 yaşlarında adam. Beni yer diye düşünüyorum yani. Çünkü üstüm giyili. Çıkabilecek miyim o belli değil. Şimdi mıngırıya vurduğuna bana da bir tane vurursa işim bitti. Böyle bir ikilemde kaldım ben. Neyse yanına doğru yaklaştım. Dedim ben epeydir denizdeyim.
20 lira bana vereceksen ver, vermeyeceksen ben gideyim abi, bir bardak su ver dedim bana. Yani bir teknik uygulamak zorunda kaldım. O da bardağı uzattı bana, kaptım bardağı, aldım onu denize ver. Ağzını burnu bir güzel dağıttım suyun içinde. Sonra yardım ettim ona. Git dedim şimdi bak. Burada demirli bir tekne var dedim, bak adını gör. Plakasını al. Benim de dedim Ayhan Gür. Git dedim beni savcıya mı nereye veriyorsan ben onu çok fena dövdüm yani. Tutamadım kendimi, yapacak bir şey yok. Urla'ya gidiyor. Sabahleyin geldi polisler. Zaten 15 günde bir geliyorlar. Ben de kamudan men cezası var bir ömür boyu. Bu oligarşi, daha doğrusu bu oligarşi uyguladığı en sistematik yapıdır. Eğer bir mahkeme bir insana kamudan men cezası verdiyse o adamın hayatı kaymıştır. Kamudan men ne demek? Kamudan men demek kamu hizmeti alamazsın demek. Sigortalı olamazsın. Hadi canım. Şoför olamazsın. Belge alamazsın. Alamazsın, satamazsın, hiçbir şey yapamazsın. Hadi canım. Kamudan men bu demektir. Yalnız. Bu sıkı yönetimde mi oluyor sadece? Gayet tabii. Yalnız. Yalnız bunun uygulama şekli çok farklıdır. Eğer sen kamudan men cezası aldıysan 15 günde bir polis gelir seni mutlak görür. Allah Allah, ilk defa duyuyorum böyle bir şey. Sen gitmiyorsun, polis geliyor. Neredeysen gelir seni bulur. Çalışıyor da olsan, garanti de olsa, biliniyor da olsa gene gelir. Gene görür. Çünkü kamudan men cezasıyla ilgili bu yaptırımlara uygulanan ekip hiçbir zaman aynı ekip olmaz. A ekibi gelir, ertesi gün veya 15 gün sonra B ekibi gelir. Bu sirkülasyon çok geniş bir yapı. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Bellidir bu insanlar, envanterleri vardır karakollarda. Hangi adres kime yakınsa o karakol üst gelir. İki kişilik veya üç kişilik ekip oluşturur, gider senin denetimini yapar, kaydını alır, siktir gider. Peki sonra sen bu balıkçıyı dövdün diye bir daha mı hapse girdin? Bak şimdi, yok. Başka bir şey oldu. Şimdi ben balıkçı. Mıngriyizim. Dişlerim işleri kırıldı yani. Kötü dövdüm yani. Çok kötü oldu. Cumhuriyet Savcılığına gidiyor tabii. Cumhuriyet Savcılığı da adres olarak beni buluyor. Benim adresim belli, her şeyim belli. Şimdi bu olay kamu hizmetlerindeki şeye de intikal ediyor. Oraya da duyuruluyor. Şimdi ben gittim, savcılıkta hesabımı verdim. Onlar bana tutuklama kesmediler. Mıngrisini öldürmüşsün adamı. Yok, gerekçe o değil. Ben öyle bir gerekçe vermedim. Ama yani savcı tutuklama kesmedi. Yargılanacağım tamam belli.